Biz daha önceden bu işleri kurmadan önce kabuklu fındık tedarikçiliği yapıyorduk Türkiye'nin sayılı güçlü firmalarına. 2012 yılında bir proje yaptık. Fındıkla sanayiciliğe soyunduk. Önce fındık fabrikası kiraladık, kırma fabrikası. Daha sonradan da 2013 yılında buranın temelini attık. 2014 yılında tam faaliyete geçtik. Bir fındığın en kaliteli şekilde nasıl üretilir araştırmasını yaptık. Dolayısıyla değişik makinelerle karşılaştık yurt dışında. İngiltere'den bir makine getirttirdik. Bu renk ayırıcı diye geçiyor, şimdi Sortex diye geçiyor. Onu getirttirdik. Türkiye'de ilk defa burada bu fabrikada o başladı faaliyete. Bunu da kırsal kalkınma hibelerinden faydalanarak aldık. Kırsal kalkınma hibeleri bizi sadece o elektronik makinelerle buluşturmadı. Aynı zamanda bizi biraz da disipline etti tabiri caizse. Çünkü daha denetimler arttı. Bizi daha iyi yönlendirdiler. Aynı yıl biz sadece bu Sortex dediğimiz cihazı değil, aynı zamanda paketleme ve vakumlama makinelerini de aldık. Devletin desteğini arkanızda görmeniz size güç veriyor. Ne manada? İşte diyelim bir birim ya 100 birim paranız var. 100 birim paranın tamamını o makineye verdikten sonra sermayede güçlük çekersiniz. Devletin desteğini arkanızda gördüğünüz zaman daha değişik ürünler ortaya çıkartmaya yönleniyorsunuz. Finansçı olmanın avantajı da finansı iyi kullanıp devlet destekleriyle çok hayli hızlı yol aldık elhamdülillah. Bu konuda gerçekten de devletin yardımlarının veya o fonların arkamızda olduğunu bilmek şu anda bile. Biz şimdi tekrar proje yapıyoruz. Yani kendimiz burada daha ne üretebiliriz? Fındığı direkt satmaktansa portakal aromalı, çilek aromalı, elma aromalı ezmelerimiz çıkacak. Allah izin verirse yakın zamanda. Bu arada TÜBİTAK'la da çalışma halindeyiz. Fındıktan başka ne elde edebiliriz adına? Fabrika kapalı alanımız 5500 metrekare fabrikanın kapalı alanı var. Bu yatırımları zaman içinde her yıl belli aşamalarda yatırım yaparak bugünlere geldik. Bu yatırımın son zamanlarda Tarım Bakanlığı'nın verdiği desteklerden de bir miktar kullanarak daha modern hale getirdik işlemimizi. İki yıl önce biz bir destek aldık. 1,5 milyonluk bir desteğin yatırımın %50'sini destek olarak aldık ama standart bir kaliteye ulaşmada büyük bir faydası olacak. Yani şu anda görünen standart bir üretim. Önceki dönemlerde bazı aşamalarını kontrol edemiyorduk ama şu anda bu sistemleri tamamlayınca kalitenin standart hale gelmesini sağladı.